Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ee, ben de size chat yeterlik tebliğ hakkında kısa bir bilgi vermeye çalışacağım. Gerçi bilgi vermeme de gerek yok. Çünkü buradaki arkadaşların birçoğu ilgili tebliği e, benden daha iyi biliyorlar eminim. Fakat ben o kadar uzun süre konuşmadan e, bir 5 dakikalık bir ön bilgi verdikten sonra e, sizden gelecek sorulara cevap vermeye çalışacağım. Yeterlik belgesi verdiğimiz kurum ve kuruluş sayısı bakanlık olarak 322. E, fiilen şu anda çalışan e, yeterli kuruluş sayımız 225. Belgesi iptal edilen veya vize yenilemeyen kuruluş 95. Belgesi askıya alınan kuruluş sayısı ile şu anda iki tane bakanlığımızda görülüyor. Yani yeterince e, yeterlik danışmanlık firmamız e, ülke genelinde mevcut olduğunu hep beraber görüyoruz. Tabi bununla ilgili çalışan personelere bakacak olursak ülke genelinde 5 bir A'ya göre 407, B sınıfında 599, 5C 359, C ile çalışan personel sayısı 708. Toplam bakarsak yeterlik personeli 2073 tane e, yeterli kurumlarında çalışan personelimiz ülke genelinde mevcut. Biz bu tebliği eee chat yönetmeliği kapsamında ona istinaden hazırlanmış bir tebliğ biliyorsunuz. Eee 2009'daki chat yönetmeliğine göre yapıldığından tebliğ ve e, ilgili chat yönetmeliğinin 18. ve 26. maddelerine dayanarak hazırlanan bir tebliğ olduğundan tebliğin yenilenmesi gerekiyor. Revize edilmesi gerekiyor. Bunu revize edildiği sırada da sizlerin katkısı hem odamızın hem e, kurum ve kuruluşlarımızın bizim için çok önemli. Tebliğin amacını zaten biliyorsunuz. Çet başvuru dosyası, çet raporu ve proje tanıtım dosyası hazırlayan siz kuruluş, kurum ve kuruluşların usul ve esaslarını belirlemekte. E, bu yeterlik firmalarını e, kurmamız için ne gerekli? Bir tane 5A sınıfında çevre mühendisimiz. Kriterlerini zaten siz de biliyorsunuz. 5B statüsünde iki tane personel. Bir 5C koordinatörümüz en az ve bir de 5C çalışanımızın olması gerekiyor. E, bunlarla bizim bakanlığımıza ilgili bilgi ve belgelerle müracaat ettiğiniz takdirde komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda e, eğer o kurum ve kuruluşun yeterliğini uygun görürsek, e, ekteki puanlamaya göre 75 puanı bulduklarını tespit ettiğimiz takdirde o kurum ve kuruluşa chat yeterlilik verilmiştir vizesi, yetkisi veriyoruz. Komisyon bakanlığımız tarafından oluşturuluyor. Komisyon başkanlığını ilgili gelen bir yardımcımız, ilgili daire başkanı, sekretere görevini yine e, yeterlik şube müdürümüz ve chat dairesinden iki şubemizden birer personelden oluşturuyoruz. Komisyon belge başvurularını inceliyor, belge yenilemelerini yapıyor ceza puanı ve askı iptal kararlarını alıyor. O kurum ve kuruluş hakkındaki bütün değerlendirmeler komisyon aracılığıyla yapılıyor. Bununla birlikte biliyorsunuz, ilgili firmaların e, denetimi yine chat izin ve denetim genel indirilmiş tarafından gerçekleştiriliyor. İptal kriterlerini kurum ve kuruluşlar çok iyi bilirler. Burada bir daha anlatmama gerek yok. Çünkü e, vakit çok daraldı ve Baran Bey de sürekli bana taktik verdi. İşte İbrahim Bey 3 dakikayı geçirmeyelim diye. O nedenle hızlı bir şekilde sunumu yapmaya çalıştım. İptal e, yanında bir de biliyorsunuz askıya alma durumları söz konusu oluyor. E, online sisteme geçtik bakanlığımızda bütün izinlerde olduğu gibi yapılan işlemlerde olduğu gibi. Artık kurum ve kuruluşlar bütün e, verilerini, belge başvurularını, e, puanlamalarını her şeyi online sistem üzerinden e, gerçekleştirerek hızlı bir şekilde yapıyorlar. En son şunu söylemek istiyorum. Biraz sonra zaten orada oturacağız. Ee, soru ve cevap halinde değerlendirme yapacağız. Bu tebliğ mutlak surette değişmesi gerekli. Çünkü ilgili chat yönetmeliğinde atıfta bulunan madde iptal olduğundan dolayı Danıştay kararı ile tebliğ de askıda kalmış durumda. Tebliği değiştirirken de sizlerin katkısı bizim için çok önemli. Eee Çet yeterlik kuruluşlarının sıkıntıları neler? Onları almamız önemli. Çevre mühendisleri odamızın çevresel açıdan bu tebliğ kapsamında istedikleri talepler bizler için önemli. Bu çalışmayı en kısa zamanda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Karşılıklı sizlere davet ederek, sizlerin de görüşleri alarak en kısa zamanda tebliği çıkartmayı hedefliyoruz. Teşekkür ediyorum.